Bilyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Milyoner FC Cumartesi'ye hoş geldiniz. Bir kez daha Serkan Akkoyun'la beraberiz ve ne mutlu ki bana, en azından bana, milli maç arası sona erdi Serkan. <laughs> ee, her ne kadar milli takımın Göstermiş olduğu performans bizleri mutlu etse de ben şu an için liglere odaklanmayı daha mutluluk verici buluyorum. O da güzel. Adıma. Bir de fikstür de güzel. Çok güzel cumartesi fikstür var. Cumartesi de de pazarda da çok Özellikle güzel maçlar var. Özellikle cumartesi fikstür yani bugünün fikstürü evet. oldukça keyifli. Şimdi hemen maçları yorumlamaya başlayacağız ama öncesinde bir hatırlatmam var. Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde kampanyalar bitmiyor biliyorsunuz. Milyoner iyi arkadaş gol getirir diyor. Peki bu gol nasıl atılıyor anlatalım. Ben bir üye olduğumda 20 TL kazanıyorum. Serkan benim referansımla üye olunca o da 20 TL kazanıyor. Fakat Serkan hesabına 100 TL yüklerse ve toplamda 100 TL'lik harcama yaparsa hem ben hem Serkan tam 50'şer TL değerinde bilyon puan kazanıyoruz. Üstelik bunun sınırı da yok. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok bilyon puan, o kadar çok eğlence diyoruz ve bilyonlara teşekkür ediyoruz. Gelelim akşamın Süper Lig maçına Galatasaray Alanyaspor. Eee Galatasaray bence milli aradan sağlam ve iyi dinlenmiş bir şekilde dönecek. Bir de yani iç sahada dinlenmiş bir Galatasaray her zaman tehlikelidir. Alanya Spor'da da hoca değişikliğinin çok bir şeyini görmedim açıkçası. Bir etkisini görmedim. Genelde hoca değişiklikleri bu takımlara böyle hani pozitif yansır ya. En azından ilk haftalar. Evet, hemen bir reaksiyon olur. Bir şey mesela işte Samsun'da olduğu böyle son dakika galibiyetleri, Pendik'te olduğu galibiyetler geldi filan. Ankara Gücü'nde oldu. Ankara Gücü'nde oldu. Iki. Yani hani süreklilik arz etmese bile <laughs> ilk 1-2 maçta bir şey görürsün. Alanyaspor'da henüz onu göremedik. Tabii kadro çok değişti. Oyun biraz alışkan oldukları oyunun dışına çıktılar ama olmadı geri döndüler. O da olmadı döndükten sonra bu tabloda da Galatasaray'ı çok zorlayabilecek ya yani İstanbul deplasmanında zorlayabilecek bir durumda olduklarını düşünmüyorum. Hiç deplasman galibiyetleri yok evet. bu sezon. Oldukça pasif bir performansları var hatta deplasmanlarda. Hani hmm. sahada da çok parlak değil zaten genel olarak iki galibiyeti var ama deplasmanlarda oyun olarak da çok böyle puan almaya hmm. yönelik çok güçlü olmadı. bir durumları yok. Galatasaray'ın da ben üst üste iki maç kaybedeceğini düşünmüyorum ligde. Hı hı. Toptal, totalde bakarsak üst üste üç maç kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası Çamponlar Ligi beraber. O yüzden ben Galatasaray galibiyetini görmekle beraber hani daha iyi bir tahmin açısından ilk yarı Galatasaray'ın gol atacağını bekliyorum açıkçası. İlk golü Galatasaray'ın atacağını bekliyorum. Şimdi Galatasaray'da mesela en son gelen oyuncu Davinson Sanchez oluyordu... ...Kolombiya'da olduğu için milli takımlarda ama bu kez Sarıkar cezası olduğu için... ...son maçta oynamadı ve o da erken geldi. İşte Icardi artık sakatlığını tamamen atlattı ve iğnesiz bir şekilde antrenmanlara başladı. E, Endombele ile ilgili gelen haberler var. Çok... ...iyi geçirdiğine yönelik milli maç arasını Florya'dan aldığımız lazım. haberler. Tabi saha yansıması lazım. Onu henüz bilmiyoruz. Hakim eş Morali döndü. Tanzanya deplasmanında güzel bir gol attı böyle 30-35 metreden. Tabii evet. kaleci hatasının da olduğu ama sonuçta oradan sert bir şut çekmeyi de başardı. Moralli döndü kendi adına. Ben de şunu düşünüyorum. Manchester maçı mutlaka bir hedef maç ve oyuncuların kafasına yer edinmiş olacaktır bu maçı çıkarken. O yüzden mümkün olduğu kadar erken bitirmek isteyecek bence. Kapatmak isteyecek Galatasaray maçı. Ben de ilk kere Galatasaray kazanır şeklinde e, burada tahminimi söylüyorum. O zaman gelelim günün çok 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 keyifli maçlarından evet. bir tanesi. Saat 15.30'da oynanacak Manchester City Liverpool maçı ki e, özellikle Klopp'un bu maçın bu saatte oynanmasına ciddi bir tepkisi vardı. Neden bu saatte oynuyoruz diye. Çünkü İngiltere'de bu saat 3 saatte e, geri çektiğinde 12.30'da 12 oynanıyor. Kahvaltı edip maça çıkıyorlar gibi bir durum var. Ama bu artık yani buna tabii ki itiraz etmekte haklı. İtiraz ettiği noktayı da anlıyorum ve ben de oraya daha yakınım. Ama böyle olaya romantik baktığımızda realiteyi kaçırma tehlikesi bizi oyunun e, sürekliliğinin dışında bırakır. Bunun böyle yapılmasının sebebi bu maçın bütün dünyada izlenebilir evet, kılma. Yani saat farkı olan diğer ve de kalabalık olan coğrafyalar. Farkı. Yani değil. Amerika ve Asya'daki kalabalık e, bu maç için değil. Yani bazı maçları Amerika'ya göre ayarlarlar. Bazılarını Asya ve Arap ülkelerine göre ayarladıkları için oradaki kalabalık bir çok ciddi bir müşteri ve yani bu malın alıcısı. Açıkçası ben çok o. mutluyum 15-30 olmasından dolayı. Çünkü Süper Lig maçıyla evet, bizim, değişimize, de işimize, bizim de işimize geliyor. Yani Rahat cumartesi 15-30'da Manchester City Liverpool maçı izlemek bizim gibi ülkeler için keyifli. Ama işte biz o keyifli ülkeler arasında olmaktan totalde mutlu mu olmalıyız? Yoksa bu saat farkının bu kadar açılması, işte kış saati, yaz saati uygulamasının bize getirdikleriyle beraber bu da aslında bizim için bizi konumlandırdığı yer açısından e, rahatsız olunması gereken bir durum mu? Onu başka bir platformda belki tartışabiliriz. Ama içinde bulunduğumuz realite dediğim noktada, evet bizim de işimize geldi. Ee, saat farkı uygulaması, ben bu platformda da tartışmak istiyorum. Yetkililerin bir an önce bunu eski haline döndürmesi gerekiyor. Gece 11'de Şampiyonlar Ligi maçı oluyor. Ertesi gün insanlar işe gidiyor. Maç 1'de bitiyor. Ey, biz işimizi yapıyoruz. Maç bittikten sonra bizim asıl işimize. İnsanlar o maçın yorumunu merak ediyorlar, izliyorlar ha, bak, falan. Evet hepsini işliyor. Biz gece program yaparız. Sabahı da ona göre biz ayarlarız. Tabii biz erken kalkmıyoruz. Özellikle evet. ben kalkmıyorum ya. Yani. yani izlemek zorunda değil insanlar bizi de. Ama sabah... 5'te falan kalkıyor çocuklar galiba okula gitmek için. Geçmiş, yemişim maçını, yemişim programını. Çoluk çocuk gündüz şeyi görmüyor, güneş görmüyor. Yani. Ben çocukluğum Hele İstanbul bu... gibi büyük şehirlerde. 5'te kalkıyor, bir saat serviste gidiyor. Güneşi görmeden evet, odanın içinde. Evet. Akşam güneş batarken eve geri geliyor. Çocuk güneş görmüyor yani. Benim çocukluğumda şampiyonlar gibi maçları 21.45'teydi. O 21.45'te 21.45'ti. Yani en fazla 20.45'ti yani. Diğer evet, şeyle, diğer orijinaliyle. Evet. İşte değişmezdi ama 21-45 bile çocukken zorlardı yani. Gece, geç atardık normalde olması gereken saatler, ligi geceleri. Sabah zorlardı. Ee, şimdi 11'de o maç mesela. Yani artık Velhasıl kelam City Liverpool maçı bizim işimize geldi. Geldi, bizim geldi. Evet, o ama... yüzden güzel bir maç olacağı kesin. Çünkü bunu vitrin haline getirir Premier Lig hmm. her zaman söylediğimiz gibi. Burada güzel bir gösteri, güzel bir şov olur. Eksikler biraz durumun belirleyicisi olacak. Şimdi City'de çok ciddi ve kritik isimlerin eksiklikleri var. Haaland oynayacak mı, oynamayacak mı? Bu çok önemli. Ederson büyük ihtimalle oynamayacak. Ortega'nın oynaması bekleniyor. Stones ve Ake'nin durumu önemli. Nunes zaten bayağıdır çok az süre alıyor. Kovac için durumu önemli. Onun da bir sakatlığı olduğu söyleniyor. Doğal olarak bu Eksikler, City'nin oyununu bence etkiler. Özellikle Haaland'ın olmaması zaten yani varlığı Tabii. bu kadar etkiliyorsa, yokluğu da bir şekilde etkileyecektir. de şöyle bir sıkıntı var orada, zaten Kevin de Bruyne uzun süredir yok. O zaten yok. yok plan. Çünkü Kevin de Bruyne ben Kevin yerine, de Bruyne'nin bundan sonra da City'de çok ana planda dahil olacağını düşünmüyorum. Ona katılıyorum. Kevin de Bruyne'nin yerine ilk Kovac'ı denemişti Guardiola, sonra istediği verimi alamayınca oraya Alvarez'i çekmişti. Ama şimdi hem Haaland hem Kovacic yoksa Alvarez zaten Santrofor oynatacak mecburen. Evet, Alvarez Santrofor yapacak. Grealish ve Doku'yla oynayacak. Evet. Ya da Doku ve Foden'la oynayacak. Ki Grealish aslında hiç orada kullanmak istemiyor. Hiç bugüne kadar Grilish kullanmadı. Mali, sağda Foden, solda Doku'yla başlar. Evet. Ki yani şansı Guardiola'nın Doku çok formda. Çok formda. Yani ona çok güvenebilir. Tabi oyunu da dönüşüyor şimdi City'nin. Bu maçta onun net göstergelerinden biri olacak. Ee, City'nin artık yine topa sahip ama eskisi kadar takıntılı değil. Evet. Yine yüksek pas yapıyor ama bence yine eskisi kadar. Daha amacı yönelik bu sefer. Evet. Artık hani Rodri ile direkt geçişleri yapabiliyor. İşte Haaland'la direkt 9 santraforla oynayıp Doku'yla, Foden'la, Grealish'le birebir dripling yapıyor ki Guardiola şu ana kadar hiçbir takımıyla olmadığı kadar bu sezon top taşıyan bir Oyun stiliyle oynuyor normalde. Topu gezdirirdi. Şimdi hı hı. topu ayağındayken taşıyor. Nunes, Kovacic ve Doku bunları yapmasını istiyor. Tabi diğer tarafta işte bunun da bir sebebi artık takımların Guardiola'ya karşı çok sert adam adama oyunu tercih etmeleri Guardiola'nın konumsal oyununu bozdu. Ve buna bir alternatif geliştirmesi gerektiği için adam adamaya karşı adam adama birebir üstünlük sağlayan oyunculara yönelik gittip top taşıyabilen adam Ön... eksilten. Evet, çünkü, çünkü önceden Guardiola futbolunda top dolaşırdı hı hı. ve topun dolaşımı sırasında rakip hareket ettirildiği için bu hareketten doğan boşluklar hedeflenirdi. Hı. Şimdi rakip adamla hareket ettiği için kaymalarla beraber topu ne kadar dolaştırırsan dolaştır o boşluğu vermiyor. Boşluk verse bu... de markajlı olduğu için koşu gelmiyor. Boşluğa yani, hareketi gelmiyor. Buna karşılık Guardiola'nın yaptığı şimdi top adamı birebir de adam eksilterek o öyle bir boşluk oluşturmak. Hı -hı. Rakibi hareket ettirmektense birebir de boşluk oluşturmak. Bu oyun dönüşümünün de net görüleceği maçlardan bir tanesi olacak. Liverpool'un da eksikleri var bu arada. Yani Liverpool'da da işte Gomez'in ve Kanute'nin durumu belirsiz. Hı -hı. Robertson olmayacak. Alternatif oyuncular Thierry Jones gibi oyuncularda olmaması bekleniyor. Graham -Bert de eksik oda yani ilk kombinale alışmıştı aslında. Yani doğal yani... olarak e, onların bir de Liverpool'un jet lagı da daha fazla. Yani Nunes, Luis Diaz. Luis yani, babası kaçırılmış. Onun bir de mental durumu da tabii ki önemli. E, Salah sahada filan saldırıldı böyle acayip işler evet, oldu. Evet Salah. O yüzden daha güçlü, sahada daha güçlü bir Liverpool görmemiz gerekiyor. E, benim bir sürprizim var. Liverpool yenilmez gibi bir tahminim var. Ama bu maç vitrin maçı. Bu maçta kesinlikle e, gösteriye oynayacak takımlar. Bunun da yolu açılacaktır. Ve karşılıklı gol var gibi, üst gibi gollü e, denemeler bu maçın her zaman karşılığını verir yani. Ben Maria de Liverpool yenilmez fikri de enteresan bir şekilde aklımda var. Üst olarak fikrimi söyleyeceğim. Golli geçecek gibi duruyor. Ya bu maçlar Özellikle Stil Liverpool arasında iki takımın da direkt ilk hedefi gol atmak olduğu için genelde birbirlerine de gol atabiliyorlar. Ben o yüzden gollü geçeceğini düşünüyorum. Liverpool'da Robertson yok, Gomez yok, Gramenberg yok, Curtis Jones yok dedik. Ama şöyle bir avantajı var. En azından Robertson yokluğuna Çimik kas formda. Son maçta iki asitle tamamlamıştı. Öyle ama Fodun'a karşı, Fodun ve Volker'a karşı o formdalık ne kadar yeter? Ben bilmiyorum Göreceğiz. ya. Bu fantezi pardon fantezi diyorum premier analizde de çok konusu geçti. Ben Çimikas'ı çok beğeniyorum da. Benim öyle bir şeyim var ya hassasiyetim var Çimikas'a karşı yani çok sevdiğim bir oyuncu. o İyi yüzden ama yani Liverpool seviyesi için değil bence ya. Bence yedek sol bek için daha iyisini bulamaz diyorum. Ama şu an yedek değil ilk çıkacak. Ama Robertson'un yedeği işte. Robertson oynamadığı için. Ama bu maçta 11 oyuncu için bu maçta Çimikas i̇şte ben diyorum ki demek daha iyisini değil. bulamazsın. Yedek sol bek olarak. Olursun. Bulamazsın diyorum rahat ben Çimikas'ın iyisini. Rahat bulursun. Liverpool'san bulursun abi. Kim bulacaksın abi? Orta saha yani. bulamadı adamlar. Endo'yu aldılar ya. Hayır. 30 yaşında. Bulamadı değil. Tercih etmiyorlar. O başka bir şey. Liverpool istese alır yani. Ama Tatılmadı. Ben kafalar kas, farklı çalışıyor orada. Birçok Avrupa takımında ilk 11 oynayabilecek bir oyuncuyken Liverpool'da yedek kalıyor bence. Abi birçok Avrupa takımında 11 oynayabilir ama Liverpool'da oynamak başka bir standart. Yedek olarak diyorum. Robertson yedeği olarak daha iyisini bulmak Fazılur çok zor. Durur yedek çok kolay. Liverpool için. Bence değil. Çok kolay. Bayağı üst düzey bir oyuncu bence Çimikas. Yedekliğin üstünde bir oyuncu bence. Enteresan bir bakış açısı. Bence. Olabilir. O zaman şimdi gelelim bir diğer keyifli Premier League maçına. Newcastle United-Chelsea. En son tripiye e, bir taraftardan özür dilerken mağlubiyet sonrası diyordu ki bizde kaç tane sakat olduğunu biliyor musunuz? Bizde sakat çok. Evet. E, kendilerini eleştiren bir taraftara bunu söylemişti. Orada bırakmıştık Newcastle'ı çok da değişen bir şey yok gibi. Yine çok sayıda eksik var Newcastle'da. Neden bu kadar çok sakat verdiği tabi tartışılır ki işte Newcastle'daki bu sakatlıkların sonrasında İngiltere basınında da birçok bu konuya eğilen bir yazı dizisi gördüm. BBC bunu bir rapor haline getirdi yaşanan sakatlıklarla ilgili. Son 4 sezona göre yüzde yaklaşık 15-20'lik bir artış var sakat oyuncu sayısında. İşte orada biraz maç sayısının fazlalığından bahsediliyor. Premier Lig temposundan bahsediliyor. Ve Newcastle'da çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi oynayan takımlardan bir tanesi ki Şampiyonlar Ligi'nde de bence hiç bütçesinin ve kadrosunun ait olduğu bir yerde değil. Ee, çok kötü bir Şampiyonlar Ligi serüveni oldu onlar için. Tabii çok tecrübesizler komple Hı -hı. takım olarak orası için. Hocasından çoğu oyuncusuna kadar oraya oynamayı bilmiyorlar. Ama bence devamlı Avrupa'da olacak bir takım. Yani tekrar Tabii. Şampiyonlar Ligi olur mu? Bu sene Premier Lig biraz zor, karışık. Olabilir, olmayabilir ama oraya oynayacaklar ya. Bu sakatlık konusunda şöyle bir şey. Tabii ki maç sayısının artması bunda etkili diyebiliriz ama Premier Lig her zaman çok maç yapıyordu. Yani bu seneye özel bir dünya kupası belki burada bir problem çıkarmış olabilir. Dünya Kupası'nın sezon ortasında olması hı hı. ekstra bir sorun çıkarmış olabilir. Çünkü hiç ara vermeden hani lig devam, tekrar devam. Ama e bu e bir de yasın Avrupa öyleydi. şampiyonası olduğu için ligler erken evet. açıldı. Hep Bahçı böyleydi yani Premier Lig'deki maç şeyi. Biraz bence e, takımlar futbolun gelişimiyle beraber antrenmana çok konsantre oluyorlar. E, çok yani maçların beklenen şiddetinden daha ağır antrenmanlar yapıyorlar. Teknik adamlar kendilerini antrenmanlardaki başarıları ya da antrenmanlardaki şiddeti üzerinden tanımlamak istiyorlar işte çok iyi antrenmanları var. Antrenmanlarımız çok sıkı geçiyor. Çok sert antrenmanlar yapıyoruz gibisinden. Ve günün sonunda aslında maçın ihtiyacı olan ya da maç temposunun ihtiyacı olan antrenmanlar olmuyor bunlar. Böyle de bir görüş var. Bu da mantıklı olabilir. Yani belki antrenmanları biraz yumuşatmak lazım. Ee, azaltmakla hmm. yani sayısal olarak <laughs> değil de <laughs> yoğunluk Temposu olarak. Yoğunluğunu. Evet. Çünkü mesela birkaç yıl önce ya 2018 diye 2020'nin raporunda Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası orada mesela işte inter hani yoğunluk futbolun yeni kelimesi olarak belirlenmişti. Şimdi bu yoğunluk zaten maç yoğunluğu var. Bir de üstüne antrenman yoğunluğu olduğu zaman futbolcu da insan olarak işte Bielsa'nın dediği gibi futbol robotlarla oynansaydı ben dünyanın en başarılı teknik adamı olurdum. Doğru söylüyor. Ki ona atfedilen işte Bielsa Burn diye bir şey var. Bielsa Burnout takımlarının sezona muhteşem başlaması, tempo, ritim, fiziksellik, ikinci yarının ortasından itibaren hızla yere çakılması. Bunun sebebi Bielsa'nın ağır ve yoğun antrenmanları sonucu bir anda parlayan takım ve sonra bunun yorgunluğunun ikinci bölümde takımın çakılması şey gibi işte yani insülin direncinin bir anda çıkıp Sonra çakılıp daha fazla acıkman gibi bir şey. Konu yine yemeğe geliyor bizim programda. <laughs> daha hiç değişime şu <laughs> ya. Mutlaka geldi ya. Ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum sakatlıklarda. Rakibi de aynısından muzdarip çünkü. Evet. Sezon başa dökülerek başladı. Başladı. Ee, onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. İki... Yani zaten Kelsta şu an Ben katalım. Şilvel sakat. Ben Şilvel'in sakatlığı da çok nasıl diyeyim haber değeri taşıyan bir şey değil artık. çok süreklilik arz eden bir durum çünkü. Zaten sürekli sakatlar var. Onları kullanamıyor. Evet. Ya bu maç şey bir maç olur ya. Bir tarafa yakın diyebildiği bir maç değil. değil. Yani her sonucun makul kabul edilebileceği bir maç. 2-3 gol aralığında belki bir beraberlik Newcastle-Chelsea maçını belirler gibi görünüyor. Ben de beraberlik diyorum. Ee, direkt çok da güzel oranı var. Ee, denenebilir gibi geliyor bana. Ya Chelsea daha hala Newcastle deplasmanda yenebilecek durumda değil bence normal bir Newcastle'ı. Ama Newcastle'da işte bu sakatla sakatlardan ve içinde bulunduğu son durumdan dolayı Chelsea'ye karşı üstünlük sağlayabilecek bir durumda değil. O yüzden e, temiz bir beraberlik denenebilir yani gibi geliyor bana. Chelsea City 4 attı ama 4 tane de 4 tane yiyeceydi. Newcastle'a o 4'ü 2 yesen belki de kilitlerler oyunu yani. Tabii. Aynı olmaz yani o maçın şeyi gibi geçmez. Yok o çok spesifik, ekstrem bir, ekstrem bir, bir maçtı zaten. O kadar açık oynamaz zaten Newcastle sana. <laughs> ekstrem bir maçtı. Ben de beraberlik denenebilir diyorum. Ve Bundesliga'ya geçiyoruz. 17 17.30'da oynanacak Werder Bremen ve sezonun en flash takımlarından bir tanesi Hı -hı. Bayer Lever Kuzen karşılaşması. Aa, direkt şey maçı ya. Rahat bir üst maçı gibi duruyor yani. Çok. Direkt Hatta üç buçuk üst bile belki, de gidebilir, e, evet. denenebilir gibi Leverkusen geliyor bana. tarafına. 3-5-2 Werder Bremen. 3-4-3 ile Leverkusen. Biraz böyle bir taktiksel bir maç. Ee, yani Alonso'nun iyi gidişini Werder Bremen mi durdurabilir? Çok emin olamadım. Ya, o takım Werder Bremen değil gibi görünüyor. Bak milli ara <laughs> olmasaydı belki Werder Bremen de çelme takabilirdi. Ama milli aradın dönüşünde iyi çalışmış, iyi dinlenmiş Leverkusen'ı Sanırım durduramaz gibi görünüyor. Ama Werder Bremen, şimdi Xabi Alonso'yu konuşuyoruz. Zaten defalarca da konuştuk. Çok iyi bir kariyer ilerlemesi var. Ama Werder Bremen'de de aynı, benzer bir şey var. Biliyorsun Ole Werner var orada da. Hı hı. 35 yaşında 3. sezonu. Yani bu enteresan bir birliktelik. Çünkü aşağıdan şeyden geldi o da. Kiel Holstein diye bir takım vardı. Oradan evet. falan geldi. Yani düşünsene yani Werder Bremen'sin 35, 32 yaşında Kiel'den gelen bir hocayı takıma emanet ediyoruz. Bunlar e, enteresan örnekler futbol için. Ve bunu da hani Belçika Ligi'nde, Hollanda Ligi'nde yapmıyor adam. Hani Bundesliga'da yapıyor ve Werder Bremen'de şey bir takım değil. Ya bir projemiz var takımı da değil. Yüzyıllık takımlar bunlar yani. İşte doğru bir uygulamama ondan emin değilim. Sonuçta Werder Bremen'in bu sezon 3 galibiyeti var. Baktığımızda ligde 12. sırada. Werder mi? aşağıdan alıp getirmiş olabilir o level'ler. O olduysa evet. saygı duyarım o ayrı. Şey, çok şey bir durumda değil Werder Bremen şu anda. Öldük, bittik, yandık durumunda işte değil. yani hani şey değil dediğin gibi. Evet. Yani çok düşme çok... hattında değil bir şey değil yani. Düşme o... hattıyla da arasına bakayım puan farkı var mı? 11. Medya var yani. Fena da değil. 4 puan var. Yani Çabal zaman yanında Werner'i de takip edebilir. Sonuçta 35 yaşında ve 3 senelik Werder Bremen tecrübesi bir hoca için... Gayet iyi ve Werder Bremen de düşürmediği sürece, orta sıralarda tuttuğu sürece bence onlar da şeydir, fittir yani bu duruma. Xabi Alonso için artık direkt olarak Bayern Münih iddiaları çok yüksek sesle dillendirmeye başladı bu hafta içi Alman basını. Xabi Alonso zeki adam. Bence Bayern'e gitmez. Real Madrid'e de Ancelotti sonrası gideceğine yönelik haberler genç da... e, bu sezon başında vardı. O da şey bir. Iş. Şimdi Bayern Münih ama talibi çok olacak Çaba Alonso'nun çok net. Gidişat onu gösteriyor yani. Ya umarım Bayern'e gitmez. Bayern Münih'e gitmez. Gitsin be. Yok be. Gitsin ya. Bayern Münih toparlaması zor bir şey yani. Eskiden 90'larda e, Bayern Münih için Hollywood şeyi lakabı takılmıştı. Bu işte, Trapattoni döneminde. Hmm sürekli krizler, sürekli sorunlar, işte basında sürekli Bayern Münih oyuncular ile ilgili haberler çıkması falan. Şu birkaç yıldır Bayern Münih yine şey Hollywood modunda. O yüzden hiç bulaşmasına gerek yok yani. Bazı oyuncuların gitmesi ve gönderilmesi lazım takımdan. Ama şimdi isimleri verip polemik yaratmak istemiyorum. Başka programda bu süremizi de sona geldik. Bunu konuşuruz. <laughs> bu arada şeyde de Leverkusen'da da Hoffman asist Boniface golü de bu maçta görürüz güzel. gibi herhalde. Boniface de müthiş bir hikaye. Adam hani yürüyemeyecek durumdan neredeyse doktorlara göre. Bunun istikliği krallığını oynuyor. O da yap. Ha, bak Bayern'e <laughs> Boniface'i götürürse olabilir. Abi ama şu klişeden de yeter ya. Her futbolcu için gençliğinde bu bir daha yürüyemez klişesinden bıktım ya. Ama bunun gerçi bu sakatlık yaşıyor. Çift çapraz mı ne koparıyor. Artık yok yani bundan bir şey olmaz diyorlar. Olur ya. Helal olsun. Helal evet ya adam az bitmiş. Al ya bakmış. da o zaman şey de var spor hekimliğinde bir problem var abi. böyle kestirip atmamak ya lazım. Her kadar. yıldızı parlayan oyuncu da aynı şey be kardeşim. Gençliğinde öyle bir sakatlık geçirdi ki bir daha yürüyemez dediler falan. Ne yapalım adamların yaşadığı hastalığı, sakatlığı. Bana biraz e, hikaye dramatikleştirme. E, o kadar var. ciddi olmayan. Adam ameliyat olmuş 6 saat tamam Çaprazlarından. Tamam bunu face için özel olabilir ya da. Boniface'in o geçirdiği ameliyat bir daha yürüyemez noktasında olmayabilir. O biraz oyuncu parladıktan sonra hikayeyi dramatize etmeyi seviyor ya böyle genellikle futbol kamuoyu. Biraz onunla da alakalı olabilir ya. Yani. Evet. Belki de tamam ağır bir ameliyat, ağır bir sakatlık ama yürüyemeyeceği bir durumda yoktur yani. E yürüsün diyorsun yani. <laughs> İstersen ya. yürüsün o zaman ya. Yani. Öyle diyorum. Yok Yılmaz Erdoğan. Bilyoner FC cumartesinin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence.